Evet, Rubar Ararat, ben Jesse'ye şans neden verilmiyor diye merak ediyorum demiş. Jesse gibi bir kanat oyuncusu lazım bize demiş Eyüp abi. Bunu sana sormuş, sana sormak istiyorum. Neden oynamıyor Jesse Sekidika? Çünkü antrenman raporları yetersiz. Yani çok konuştuk bunu. Jesse ve Ozan Vafor'un Fatih Terim tarafından çok yetersiz bulunduğunu daha önce bilgisini verdik. Ama şöyle farklı bir bakış açısı getirebiliriz sevgili Rubar. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi tamam Jesse formsuz ama onun yerinde oynayan Feghouli çok mu formda? Yani Feghouli'yi kesip Jesse Sekidika riskine belki kazanmak adına giremez miydi? Girebilirdi. Mutlak Ama girebilir. hocanın oynatmama sebebi formsuz olması. Ya ben de Sekidika'nın artık yani en azından görmemiz lazım. Ya orada ne bileyim Oğulcan değerlendirilebilir, Kerem değerlendirilebilir. Ya birilerini değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum Erdal. Sen ne düşünüyorsun? Ya benim fikrim şu, Eyüp abiye katılıyorum. Evet antrenman puanı, antrenman durumu yetersiz olduğu için Fatih'in düşünmüyor. Ocak ayında ben Sekidika'yla yoldan ayrılacağını düşünüyorum. Kiralık gider, büyük bir ihtimalle Anadolu takımlarına gider veya TFF 1. Lig'e gider. O bölgeye Galatasaray bir takviye yapacak da sol kanada. Ben bu takviyenin de yani medyada dolaşıyor. Ben de birkaç araştırma yaptım. Ve transfer döneminde de çok üstüne durduğum bir haberdi. Henry Onyekuru. Galatasaray Henry Onyekuru'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. Transfer döneminde de bununla ilgili girişimleri vardı. Monaco nedense biz oynatacağız dedi. Onyekuru'yu. Her seferinde biz oynatacağız dedi. Ama oynatmadılar. Bir iki maç oynadı. Sonra 60. dakikada oyuna girdi. Sonra 82'de oyuna girdi. Ve son iki maçtır ilk 18'e girmeyen bir Henry Onyekuru var. Yani ki Monaco tok satıcı görünümüne büründü ve bir bonservis bedeli bekledi. Ama o parayı veren bir kulüp de yok şu anda. Pandemi sürecindeyiz. Yani şu anda 10-15 milyon euro üstü veren çok fazla kulüp yok Avrupa'da büyük kulüpler dışında. Ocak ayında Onyekuru ile ilgili resmi gelişmeler olacağını biliyorum. Hatta şu günden itibaren, şu son günlerde bile Onyekuru için bir nabız yoklaması var. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Ocak ayında iki tane takviye yapmak istiyor Galatasaray. Bir orta saha, bir de sol kanat. Bu sol kanatta da tabii ki hali hazırda forma şansı bulamayan, Monaco'da şans bulamayan Onyekuru. Ve planda şu şekilde Onyekuru için 6 ay kiralama artı satın alma opsiyonu. Bu satın alma opsiyonu da şöyle 5-6 milyon euro civarlarında olması planlıyor Galatasaray. Önümüzdeki yıl çünkü finansal fair play kalktığı için bir limit sıkıntısı olmazsa o parayı Galatasaray verebilir. Artık Galatasaray o kanada tapulu bir oyuncu almak istiyor. Öncelik şu anda Onyekuru'da. Ben Sekidika'nın artık çok fazla şans bulacağını düşünmüyorum. Ha, gider bir kulüpte, Anadolu kulübünde kendini geliştirir o zaman olabilir. Evet, Portsport buyur Arkadaşlar abi. dünkü toplantıda zaten sevgili Erdal senin söylediğin konu konuşuldu yani. Sadece Fatih Hoca sen benim arkamdan niye böyle konuşuyorsun veya sen şunu mu söyledin ben bunu mu söyledim değil. Tabii tabii Transferle abi. ilgili konulara da girdiklerini söyleyelim yani. Fatih Hoca hatta bana gelen bilgi bu. Fatih Hoca demiş ki ben bu takımı ligin ilk yarısında şampiyonluk hattında tutarım. Ama mutlaka devre arasında bu takıma transfer yapılması gerekiyor. Aksi takdirde şampiyon olamayız dediğini buradan söyleyelim. Yani Onyekuru seri hamlesi hatta bence bir santrafor hamlesi bu takıma şart. Evet, özellikle seriyi çok istediğini biliyoruz Fatih Hoca'nın. Evet. Onyekuru'yu da istediğini biliyoruz. Ocak ayında neler olacak çok merak ediyorum. Bizi de hararetli günler bekleyeceğiz. Umarım Abdurrahim Albayrak çıkmaz şöyle Galatasaray'da transfer bitmez demez de Aynen. harbiden bu kelimeleri duymadan Galatasaray'ın transferleri bitirdiğini görmek istiyorum ya. Açık ve net söyleyeyim. Postspor herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Gırgır Tayfa Channel. Günay Hocam, Eyüp abi. Ocak'ta Onyekuru ile anlaşıldı. Monaco'da ilişkilerin iyi gittiği. Geri gelmek isteyen Geri Rodriguez'in de Terim'in onay verdiği alınacağı doğru mu demiş. Bunu az önce konuştuk. Arda sana sorayım. Onyekuru tamam faydalı olur ama Geri Rodriguez Galatasaray'da faydalı olur mu? Ya şimdi aslında Fatih Terim'in bunu istemesi çok doğal çünkü en yakın tercih olarak o gözüküyor. Şimdi bu haberleri ben daha evvel gördüğümde yorumlara bakıyorum. Hani Galatasaray taraftar ne düşünüyor bu konuda diye. Ya Fatih Terim de iyice kafayı yedi kardeşim ne Rodriguez'i falan diyor ya adam.
alınabilecek en maksimum ihtimal futbolcu hangisi ise onu almaya çalışıyor. Şimdi Fatih Terim istemez mi böyle yıldız bir kanat oyuncusu ismi söylemeye ortaya? Ama alamayacaklar. Alınabilecek en garanti oyuncu şu an Rodriguez olduğu için Rodriguez istiyor. Alınabilecekse de alınsın. O yüzden Rodriguez ismine ben sıcak bakıyorum. Çünkü taraftarımız ve hepimizin de bildiği gibi yönetimin transfer konusunda zaafları çok fazla. Masada elimiz güçlü değil. Finansal fair play var ve kasada paramız yok. Bu şartları hepsine alt alta yazdığımızda Rodriguez'in en dişe dokunur alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Ya da ilk isim olduğunu söyleyebiliriz. Hatta abartıyorum, bence hedef isim olduğunu söyleyebiliriz Rodriguez'in. Daha iyisini alabilme gücümüz şu anda mevcut şartlar dahilinde yok. Rodriguez ismine ben gayet sıcak bakıyorum yani. Galatasaray'a uyum sağlayabilir. Camiayı bilen bir oyuncu sonuçta. Her sene 17 kuruyu kiralıyoruz. Bu ne ya demiş. Farklı adamlar bulalım. Bir oyuncuyu kiralayınca bir daha bırakamıyoruz peşine. Hep kiralıyoruz demiş. Erdal, bunu sana sorayım. Şimdi Onyekuru'yu kiralıyoruz da faydasız mı oynuyor yani? Hani anlarım, evet. Onyekuru gelir de kötü oynar. Sonraki sezon bir daha kiralarız. Bunu anlarım yani, Poyraz'ın yorumunu. Ya kardeşim, bu adam bizi şampiyon yaptı. Pandemi girmeseydi ikinci kez şampiyon yapacaktı. Araya o pandemi girmeseydi o Onyekuru'nun o koşulları sayesinde şampiyon olacaktık arkadaşlar yani. Onyekuru şu an bu takımda olsaydı bu durumda olmazdık yani. Onyekuru'yu beğenmiyor ya. Şuna bak ya. Evet. Erdal, sana sormuştum. Sen devam et. Eyüp abiye katılıyorum. Aynı zamanda ligi bilen, ligi tanıyan biri Onyekuru. Bir de 20 yıllık değil mi? Ülker Anadolu'da ilk defa maç kazanmıştık. 20 sene oldu galiba herhalde. Ya o maçı da takımın en iyisi 21 sene. 21 sene sonra Türk Telekom Ülker Arena'da galip geldik ve en büyük payı da Onyekuru'yu yazmak lazım. Takımın en iyisinden bir tanesi Onyekuru'ydu. Yani şimdi Ocak ayında bir transfer yapıyorsan risk transfer olmaması lazım. Yani belki bir Drogba'yı aldın Ocak ayında ama Drogba baktığın zaman isim ve yıldız bir isim. Ama Ocak ayında yapacağın transfer de işte bir ay, iki ay yok takıma uysun, işte takıma adapte olsun süreci yoktur. Geldiği zaman ertesi gün sahaya çıkacak bir isim olması lazım. Ligi bilen, bu takıma fayda sağlayacak bir isim olması lazım. İlk 11 oyuncusu olması lazım. Şu anda baktığımız zaman en yakın, tabii ki biz yaz transfer döneminde Ivanov'u, Despotov'u çok istedik ama Ivanov, Despotov. Gerçi Despotov transfer oldu ama Ivanov gelse Ocak ayında faydalı olur mu? Geleceğe yatırım olabilir ama şu anda biz geleceği değil, bu yılı kurtarmaya çalışıyoruz. Onyekuru bence eğer satın alma opsiyonu makul olacaksa gelsin. Ve şu anda Galatasaray'ın da en çok oy planına uyan Onyekuru. Rodriguez ile ilgili şunu söyleyeyim. Arda çok sıcak baktı Rodriguez ama ben Rodriguez konusunda sıcak değilim. Çünkü bizim gönderdiğimiz Rodriguez'e gelen Rodriguez arasında çok büyük fark var. Ben Rodriguez planı, hani BC planı olabilir Galatasaray için ama şu anda ilk plan Rodriguez değil. İlk plan Enro Onyekuru. Evet, Tolga Han durma. Ama buyur. Bir şey söyleyeyim. Ama biz Onyekuru'nun arkasından peşine takılıp da gitmeye kalkarsak transfer dönemi biter. Kısa transfer dönemi zaten bu. Ben Onyekuru hamlesinin Galatasaray için risk olduğunu düşünüyorum. Monaco bizimle oynar, çocuk gibi oynar bizimle. Vermez Onyekuru'yu bize. Ama son gününe kadar bekletirler, söyleyeyim. Ocak ayında transfer yapacaksa bugünden başlaman lazım ki Eyüp abi dediği gibi toplantıda, ben toplantı konularına değinmedim. Hani toplantıyı belki sonra konuşuruz diye. Toplantıda birçok şey konuşuldu. Şimdi yönetim Ocak ayını beklemeyecek ki. Yönetim bugün itibaren zaten birkaç gündür başladı transfere. Biz Fatih'in listeyi verdi. Yönetim yaz transfer döneminde yaptı. Hatayı yapmayacak zaten. Ocak ayında transfer yapmak çok daha kolay oluyor. Çünkü takımlar seri mesela. Seri de Galatasaray çok sıcak. Takımda düşünmeyen bir isim. Hani seri Onyekuru'yu almak Ocak ayında biraz daha kolaylaştı aslında baktığımız zaman. Bir sürpriz olmazsa Onyekuru konusunda çıkıp da 2-3 maç hat-trick yapmazsa, eğer takımın vazgeçmez olmasa büyük bir ihtimalle transfer olur. Hani bugüne itibaren yönetim bu işi sıkı tutacak zaten. Farklı isimler de olacak tabii ki.